Gençler selamlar, ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım, 2023 TYT Matematik kampına ne zaman başlıyoruz diye sordunuz ve bunun için lütfen arkadaşlarım bir duyuru videosu bekleyin dedim ben size. Kurban Bayramı'ndan sonra başlayacağız dedim ve işte o duyuru geldi ve sadece ama sadece bir duyuru olmayacak. Şöyle elimin altında duran sevgili arkadaşlarım, bakın burada. Yakışıklı mı yakışıklı? Şöyle yan yana duralım bakalım hangimiz daha yakışıklı? Siz karar verin arkadaşlar. Bence tabii ki buradaki daha yakışıklı arkadaşlar. Şöyle ikimiz de bugün mavi giyindik gördüğünüz üzere. Birazdan bunu da tanıtacağım. Ben sizlere gerçekten EFSO bir kitap oldu, aklınıza bulunsun. Birazdan tanıtacağım arkadaşlar. İçeriğinden de bahsedeceğim. Kamp kitabı, yani böyle elimden düşürmek istemiyorum açıkçası. Çünkü böyle hani nasıl diyeyim, artık bu bizim ya. Hani bu bizim aileden artık. Anlatabiliyor muyum? Sen bunu alacaksın. Başucunda duracak bu kitap. Ne zaman istersen açıp bakacaksın. Ders çalışacaksın. Ekrana beni yansıtacaksın. Ve oradan ben sana bu kitabı ilmek ilmek işlediğimi göreceksin. Ve gerçekten çok büyük keyif alacaksın bu kitaptan. Sadece bu kitaptan keyif almakla kalmayacak. Sana diğer kitapları da aslında çözerken nasıl keyif alınır? Diğer kitapları çözerken sana çok büyük yardımı dokunacağı için sen bu kitabı çok seveceksin. Aklında bulunsun. Birazdan bahsedeceğim bu kitaptan da. Şöyle yine yanımda dursun. Sen şöyle otur istersen şuraya. Kampımızdan bahsedeceğiz. 18 Temmuz'da başlıyor kampımız. 18 Temmuz sabah saat 10'da ilk videoyu ben size yüklemiş olacağım arkadaşlar. Hafta hafta ilerleyeceğimizde ben size söylemiştim. Toplamda 11 hafta sürecek. Bu kamp süreci içerisinde ben sana bu kitabın içerisindeki konuları anlatacağım. Birazdan kitabın içerisini gördüğün zaman anlayacaksın nasıl ders işleneceğini. Daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Şimdi ben sana bu kitaptan konuyu anlatacağım. Konuyu anlatmakla yetinmeyip bir de konuların sonundaki testleri çözeceğim. Bu testleri çözdükten sonra da haftanın bitiminde sana ödevler vereceğim. Şimdi ödev derken nasıl ödevler hocam? Şu şekilde ödevler vereceğim ben sana. Senin için önerdiğim soru bankalarını alacaksın ve o soru bankasından biz bu hafta bu kitaptan hangi konuları işlediysek ödevlendireceğim soru bankasından o konuların testlerini çözeceksin. Çok fazla araştırma yaptım. Çok detaylı araştırmalar yaptım. Hangi test kitabı öğrenciler için, yani bu kamp için ve öğrenciler için hangi test kitabı daha uygun olur, daha iyi olur diye çok araştırma yaptım. Ve bu araştırmalar neticesinde de ben sana bir doküman hazırladım. Bu dokümanı da söyleyeceğim. Şu kitapları al, bu kitapları al diye söyleyeceğim arkadaşlarım. Dileyen şu kitapları da alabilir diye, üstüne bir de cila çekmek isteyenler varsa bunları da alabilir diye telkinlerde bulunacağım. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. O konu bende. Birazdan ders kitabının içeriğini anlattıktan sonra kamp programını gösterirken sana bunları da dillendireceğim. Aklında bulunsun. Şimdi kitabı şöyle biraz daha gösterelim. Kitabın ebatından bahsetmek gerekirse 21'e 27 cetvelle bir kağıda 21'e 27'lik bir dikdörtgen çizip kitap o kadarmış diyebilirsin ama şöyle benim kafamla falan da kıyaslayabiliriz. Kitap büyük arkadaşlar. Biliyorsunuz benim soy isimde Kocabaş. Kitapta bayağı büyük olmuş oluyor. Şöyle kafamda kıyaslayabilirsek. Evet, kitap gerçekten arkadaşlar çok içime sinerek yazdım. Tekrardan söyleyeyim. Tabii sadece benim içime sinmesi önemli değil. Sizin de içinize sinmesi önemli ve bunun içinde sürekli ama sürekli ben öğrenci olsam diye düşünerekten soruların yerlerini bile o şekilde ayarladım. Ben öğrenci olsam. Ben öğrenci olsam bu soruyu şurada görmek isterdim. Öğrenci olmuş olsam bu soruyu şurada gördüğüm zaman önceki konuyu çok daha iyi anlardım şeklinde düşünerekten hazırladım arkadaşlar kitabı. Ve gerçekten benim içime sindi. Bir öğrenci olarak düşünerekten kendimi yazdığım için benim içime sindiğinden senin de içine sineceğini tahmin edebiliyorum. Şimdi kitabımız sevgili arkadaşlarım, şöyle ön kapağını göstereyim. Ön kapağı bu. Kalınlığı da arkadaşlar bu. Sayfa sayısı 224. Arka kapağında da sevgili arkadaşlarım şöyle eğitim ekranı diye çizdiğimiz buraya beni gördüğünüz bir görseli var. Arkada iletişim numaralarım mevcut. Kare Akademi aracılığıyla arkadaşlarım bu kitabı çıkardık. Diğer hocalarımız gibi, diğer hocalarda kimler var? Kenan Hoca var, Kemal Hoca var, VIP Fizik, Kenan Kara ile Geometri, Kenan Kara hocamız var ve Doktor Biyoloji Barış hocamız var arkadaşlarım. Kitap bu şekilde görseli olan, kapağı olan bir kitap oldu arkadaşlarım. Gerçekten muhteşem bir kitap olduğunu tekrar tekrar üstüne basa basa söylemem gerektiğini düşünüyorum. Çünkü arkadaşlarım birazdan içeriğini gördüğünüzde siz de buna kanaat getireceksiniz. İsterseniz
Ben biraz heyecanlıyım. Bu da benim kendi başıma yazdığım ilk kitap olduğu için biraz heyecanlıyım. İsterseniz arkadaşlarım gelin hep beraber içeriğine geçelim. Evet işte arkadaşlarım kitabımızın da kapağı burada. Kaliteli bir kapağa sahip. Benim için kapak çok önemli olmasa da bunu düşünen öğrencilerimiz, bunu da değerlendirmeye katan öğrencilerimiz var. Dolayısıyla kitap kaliteli, bazı kısımları kabartmalı olmak üzere çabucak yırtılmayacak olan bir kapak. Aklınızda bulunsun. Şöyle kitabı açtığınız zaman iç kapak olarak da burada görüyorsunuz arkadaşlarım. Diğer bahsettiğim hocalarımın yani VIP Fizik Kemal hocamız, Kenan Kara ile Geometri'de Kenan Kara hocamız ve Doktor Biyoloji kanalında Barış hocamızın da kamp kitapları yolda. Hatta Kenan Hoca ile aynı gün kampa başlıyoruz. Diğer hocalarımız Ağustos ayında kamplarına başlayacaklar. Aklınızda bulunsun. Bir iç kapak, bir kare kod karşılıyor arkadaşlar. Kare kod da zaten direkt oynatma listesine yönlendirecek sizi. Devam ettiğimiz zaman burada kitapla alakalı bilgiler var. Sevgili gençler diye başlayan bir size mesajım var arkadaşlar. O mesajı da mutlaka okumayı ihmal etmeyin kitap elinize geçtiğinde. Evet, diğer sayfada ise bir kamp programımız var. Kamp programında işte hafta hafta hangi konular işlenecek, örnek veriyorum, birinci hafta bu konular, ikinci hafta bu konular, üçüncü hafta bu konular ve her haftanın sonunda da değerlendirme ve ödev videosu diye bir sekme daha var. O sekmeyi de yine o videoyu izledikten sonra mutlaka dolduruyorsun, tik atıyorsun. Gerekli notlarında bu kısma, boşluk kısmını alabilirsin. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü hafta diye giderken arkadaşlarım 11. haftaya kadar devam ediyoruz ve 11. hafta TYT kampımız bitiyor ve hemen sonrasında da AYT kampımıza başlayacağız. Yine AYT kitabımız da yolda bu arada. Kitap içerikleri kısmı 8. sayfadan başlıyor. Kitap temel kavramlar ile 220. sayfada, 224. sayfada daha doğrusu istatistik konusuyla bitiriyoruz. Çok gelen soru var. Instagram'dan DM'lerle gelen sorular var. Mail atan öğrencilerimiz var. Veya YouTube'da yorum kısmına soran arkadaşlarımız var. Hangi konularla alakalı? Şunlar. Hocam fonksiyonlar, daha sonrasında ikinci dereceden denklemler ve polinomlarla alakalı. Şimdi polinomların tamamı bu kitapta mevcut arkadaşlar. Yani polinomları ekstradan AYT kitabında ele almayacağız. Bu bir. İkincisi fonksiyonlarla alakalı olan soru. Biliyorsunuz ki fonksiyonlar normal müfredatta da bir fonksiyonlar 1 bir de fonksiyonlar 2 diye ele alınıyor. Fonksiyonlar 1 kısmı TYT'de kalıyor yani 10. sınıfta. Fonksiyonlar 2 dediğimiz kısımda arkadaşlarım 11. sınıfta ele alınıyor. AYT kısmında ele alınıyor. Fonksiyonlar dediğimiz kısmın ben de yine TYT içerisinde olan kazanımlarını burada yer verdim. Diğer kazanımları ise AYT kitabında olacak ki zaten AYT kitabındaki fonksiyonlar kısmı daha kısa olacak arkadaşlar. Mesela örnek veriyorum, burada fonksiyonları 169'dan 189. sayfaya kadar 21 sayfalık bir kısımda ele almışız. Yine testleriyle beraber. Yine detaylı olarak ikinci kısmını da ben size AYT kitabında ele alacağım. Bir de ikinci dereceden denklemler demiştik. Şimdi bu kitabımızın içerisinde ikinci dereceden denklemler bulunmuyor. İkinci dereceden denklemleri şöyle ki AYT kitabında ikinci dereceden denklemler, eşitsizlikler ve parabol olarak ele aldım, alıyorum daha doğrusu, aklınızda bulunsun. O kısımları yazdım da şu an türev integral kısmıyla biraz haşır neşirim. Boşta durmuyoruz. Bayram devre soru yazmaya devam ettik. Artık her neyse, o kısımları sizin için sürpriz olur kitap çıktığında. Kitabın içeriği bu arkadaşlar. Devam ediyoruz ve konularımız başlıyor. Şimdi biraz alışılmadık bir görüntü var kitapta. Alışılmadık görüntüden kastımız ne hocam? Mesela burada temel kavramlar kısmında işte rakamdır, sayıdır, doğal sayı, tam sayılar, rasyonel sayılar, irrasyonel, reel sayılar diye devam ederken bunların buralarında hep boşluk var. Bu boşlukları videoda benle beraber dolduruyorsun. Çok önemli notlar aldıracağım ben sana. Hani hocam temel kavramların içerisinde mi çok önemli notlar aldıracaksın? Evet, bunun içinde de çok önemli notlar aldıracağım ben sana. Özellikle videoda beraber aldığımız notlar senin için çok ama çok kıymetli olacak, aklında bulunsun. Diye başlıyoruz arkadaşlar buradan. Daha sonrası işte 4 işlemin özellikleri. İnce ince, ayrıntılı ayrıntılı devam ediyoruz. İlk konu bile olsa. Daha sonrasında buralarda şu maviyle gösterdiklerimiz örnekler, bilgi diye morla gösterdiklerimiz bilgi kısımları arkadaşlarım. Not kısımları da var. Onları zaten ben size tek tek detaylı olarak vereceğim. Yine örneklerle devam ediyoruz arkadaşlarım. Şu şekilde konu anlatım sorularının içerisinde de yeni nesil örneklere yer verdim arkadaşlar. Yine bu şekilde devam ediyoruz örneklerimizde. Daha sonrasında test kısmı geliyor.
Konu kısımlarında şu başlıklar daha koyu mavi. Belki kameradan da fark ediyorsunuzdur arkadaşlarım. Test kısmına geçtiğimiz zaman bunlar açık mavi olacak şekilde dizayn edildi. Test kısımlarının altlarında cevap anahtarları var. Konu kısımlarının altlarında herhangi bir cevap anahtarı yok arkadaşlarım. Aklınızda bulunsun. Ama test kısımlarında cevap anahtarları buralarda mevcut sevgili arkadaşlar. Tabi cevap anahtarını şu an kamerada çıkmıyor olabilir. İşte şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar cevap anahtarları da hemen sayfanın altında mevcut. Kitabın en arkasına koymadık cevap anahtarlarını. Ben öğrenciyken sinir oluyordu bu duruma. Evet, kendi sinir olduğum şeyleri de başkasına yaptırmayı sevmiyorum. Evet, şimdi arkadaşlarım. İkinci konumuz en büyük en küçük değer problemleri. Konuyla devam ediyoruz. Daha sonrasında burada test başlıyor. Testin içerisinde gayet yeni nesil sorular da mevcut. Eski nesil dediğimiz klasik sorular da mevcut. Klasiklerin içerisinde de yine zor sorular mevcut. Yeni nesil soruların içerisinde yine zor sorular mevcut. Aklında bulunsun. Daha çok orta ve zor olan sorulardan oluşuyor testler. Konu anlatım kısımları da orta düzey ve belki biraz daha bir tık daha zor sorulara kaçan sorular mevcut aklınızda bulunsun. Ama hani temel düzeyim hocam ben, demek ki bu kitap bana uygun deme. Temel düzeysen bile sana konuyu öyle anlatacağım ki, ben öyle detaylı anlatacağım ki anlayacaksın ve anladıktan sonra zaten o sorular sana kolay gelecek, aklında bulunsun. Evet, ardışık sayılarla devam ediyoruz arkadaşlarım. Şöyle biraz daha hızlı geçeyim, video çok uzun olmasın. Yine burada test kısmı var ardışık sayıların. Çözümleme yani basamak analizi dediğimiz kısım. Basamak analizinde bakın burada 13 tane örnekle işledik. Daha sonrasında yine test kısmına geçiyoruz. Test kısmında 15 tane soru var arkadaşlar. Asal sayılar yine bu şekilde devam ediyor. Asal sayılarla alakalı özellikle 10 numara 5 yıldız yorumlarda bulunacağız arkadaşlarım. Daha sonrasında test kısmıyla devam ediyoruz yine asal sayılara. Burada testi bitiriyoruz. Bölen sayıları diyoruz. Bölen sayılarından sonra yine testimiz var. Her konudan sonra test var arkadaşlar, aklınızda bulunsun. Faktöriyel anlatıyoruz ve faktöriyelden sonra da yine testi geliyor. Bölme ve bölünebilme, bunları beraber ele aldım. Bölme kısmı buraya kadar, bölünebilme kısmı buradan başlıyor arkadaşlarım. Ve bölme bölünebilme toplamda 40'a yakın bir soru var. Daha sonrasında yine testi bulunuyor arkadaşlar. Testimiz de bu 3 sayfaydı. EBOBEKOK kısmına geçiyoruz. EBOBEKOK kısmını da anlattıktan sonra yine bir testimiz var. Testten sonra rasyonel sayılar diyoruz. Evet gençler, zaten kitabı da şöyle kamerada gördüğünüz kadarıyla gördüğünüz üzere arkadaşlar, bakın örneklerin altlarında bol miktarda boş yerler var. Bu boş yerleri değerlendireceğiz arkadaşlar. Yani bu boş yerler niye bu kadar boş? Ben bunu doldurdum, bitti. Ben bunu tek basamakta çözerdim, tek satırda çözerdim. Neden bu kadar boş yer var diye düşünmeyin. Ben oralara tek tek sorularla alakalı bile notlar aldıracağım arkadaşlar. Ve siz o notları öğrendikçe zaten bu soruların size çok büyük katkısı olacak. Yoksa o soruyu herkes çözer geçer zaten. Tamam. Önemli olan hocanın, yani benim aldırdığım notları oraya alıp tek tek kafanızda yer etmesi arkadaşlar. O notlar bizim için ölümcül notlar olacak, aklınızda bulunsun. Devam ediyoruz. Test kısmıyla rasyonel sayıların. Birinci dereceden denklemler. Aslına bakarsanız bu konuyu ele almayacaktım kitapta ama hani almamız da gerekiyor diye düşündüm. Dolayısıyla kısa bir şekilde aldım ve bitirdim. Basit eşitsizlikler kısmımız arkadaşlarım. Konu kısmı burasıydı. Ve basit eşitsizliklerin testi geliyor hemen arkasından. Mutlak değer konumuz ve bu konudan sonra da yine testimiz bulunuyor. Her konudan sonra olduğu gibi. Çarpanlar ayırma, buna biraz uzun yer verdim arkadaşlar. Çünkü çarpanlar ayırmayı fonksiyonların içerisinde kullanıyoruz. Polinomlar içerisinde kullanıyoruz. AYT kısmına geçtiğimiz zaman türevin integralin içerisinde de, limitin içerisinde kullanıyoruz. Dolayısıyla hatta trigonometrinin içerisinde kullanıyoruz. Bu konu bizim için değerli olduğu için çarpanlar ayırmayı biraz uzun tuttum. 34 tane örnek anlatmışız. Yani konu anlatım kısmında 34 tane örnek var. Bu örneklerden sonra da yine test kısmımız geliyor. Hem klasik hem de yeni nesil sorulardan oluşan bir test kısmımız geliyor sevgili arkadaşlarım. Daha sonrasında üslü ifadeler ve testi. Artık sayfaları tutup çeviremiyorum. Köklü ifadeler ve sonrasında yine şöyle gösterelim. Testimiz var arkadaşlar. Oran orantı, kitabın en sevdiğim yerine yaklaşıyoruz. Problemlere yaklaşıyoruz arkadaşlarım. Problemler kısmını aşırı derecede severek ve eğlenerek yazdığım sorular oldu. Oran orantı testinde geçtikten sonra problemler diyoruz.
problemler şöyle, bu kitabın problemler kısmını bitirdiğin zaman sanki böyle problemlerden bir fasikül bitirmiş gibi de olacaksın, aklında bulunsun. Tüm problem çeşitlerini detaylandırarak anlatacağım. Ve arkadaşlarım, öncelikle şöyle bir şey yapacağız. Problemler çözerken sana işlerin işine yarayacak kısmı burada anlatacağım. Anlattıktan sonra da konu anlatım kısmında örnek veriyorum. Bakın burada sayı ve kesir problemlerini ele alacağım. Tek başlık altında sayı ve kesir problemlerini burada bitirdikten sonra bakın 12 tane sayı ve kesir problemleri. Daha sonrasında yaş problemlerine geçiyoruz. Yaş problemlerini kendi başlığı altında topladım arkadaşlarım. 10 tane yaş problemi çözdükten sonra işçi problemi diyoruz. İşçi problemleri 9 soruda ele almışız. Bakın daha sonrasında hareket problemleri. Hareket problemlerinde sevgili arkadaşlarım şöyle söyleyeyim size. 11 tane örnekte ele almışız. Devam ediyoruz yüzde problemleri. Yine arkadaşlarım bakın burada yüzde problemleriyle alakalı 12 tane soru ele almışız. Karışım problemleriyle devam ediyoruz. Grafik problemleri diyoruz ve artık problemlerin test kısmı başlıyor. Problemlerin test kısımlarında problemleri kategorize etmedim. Özellikle problemleri kategorize etmedim. Yani konu anlatım kısımlarında şöyle göstereyim size. Bakın şuradan 121. sayfadan 136. sayfaya kadar olan kısımda o şıksız sorularda benim size örnek olarak anlatacağım sorularda, konuyu anlatacağım sorularda arkadaşlarım şık yok. Buraya kadar hepsini kategorize ettim. Test kısmına geçtiğimiz zaman problemleri kategori kategori ayırmadım. Yani işte işçi problemleri tek bir testte, yaş problemleri tek bir testte değil arkadaşlar. Tamam. Burada problemler karmalaşıyor yani. Test 1, test 2, test 3, test 4, test 5, test 6. Yani toplamda 6 tane sevgili arkadaşlarım testimiz var problemlerden de. Bu 6 tane testten sonra da problemleri artık elveda diyoruz. Daha sonrası sembolik mantık. Sembolik, bu arada şöyle göstereyim ya problemler kısmını da. Ben çünkü ayla bayla yazdım. Süper keyif aldım yazarken. Problemler gördüğünüz gibi ÖSYM tarzı arkadaşlarım. Dolu dolu sorular. Çoğu soruda arkadaşlarım böyle işlem kalabalığına yer vermeden basit bir şekilde düz mantık kurup çıkarabileceğimiz sorular da var. Çok fazla işleme yer vermedim, aklınızda bulunsun ki zaten siz beni kanaldan biliyorsunuz problemleri nasıl çözdüğümü. Bir SML tarzı oluştu biliyorsunuz arkadaşlarım. O tarzda yine arkadaşlarım sizlere yansıtacağım, sizlere de öğretmeye çalışacağım, aklınızda bulunsun. Problemleri şu şekilde geçelim. Ne var demiştik? Sembolik mantık var arkadaşlar. Sembolik mantık yine uzun işledim. Çünkü eskiden ya sadece birinci sınavda ya da sadece ikinci sınavda çıkan bu konu sevgili arkadaşlarım. Artık hem TYT'de hem de AYT'de çıkmaya başladı. Karşınıza geliyor. Hatta bazısında iki tane falan çıkıyor. Dolayısıyla arkadaşlarım değer verdiğimiz bir konu. Ki sembolik mantığı çok iyi anlamak demek kümeleri de çok iyi anlamanın bir metodu arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Sembolik mantık diyoruz. Sembolik mantığı şöyle gösterelim. Kaç tane örnekte ele almışız hatta onu da ben size söyleyeyim. Sembolik mantığı arkadaşlarım bakın 26 tane örnekle ele almışız. Daha sonrasında da sembolik mantığın testi geliyor ve kümeler arkadaşlar. Sembolik mantıktan sonra hemen kümeler geliyor çünkü birbiriyle ilintili iki konu. Kümelerden şöyle göstereyim. Kümeleri işledikten sonra testimizi çözüyoruz ve fonksiyona başlıyoruz. Fonksiyonlarda arkadaşlarım özellikle gördüğünüz gibi tanım kısımlarının bazı kısımları boş. Buralarda yine boşluklar var. Mesela buraya iki tane küme çizmişim, bırakmışım. O iki kümenin üzerine biz dolduracağız arkadaşlar. Bunun üzerine yorumlar yapacağız. Bu yorumlara göre de notlar alacağız. Bu yorumlara göre de o küçük SML notları alacağız arkadaşlar. Ve siz o notlarla, siz o notlar sayesinde diğer soru bankalarına soru çözerken şunu söyleyeceksiniz. Ha, bunu İsmail Hoca söylemişti. İsmail Hoca'nın söylediği gibi yaparsam yüksek ihtimalle çıkar diyeceksiniz ki zaten o sorunun çözüldüğünü göreceksiniz arkadaşlar. Merakınız olmasın. Daha sonrasında fonksiyonlarla devam ediyoruz demiştik. Fonksiyonlar konumuzda yine sevgili arkadaşlarım detaylı bir şekilde ele aldım sizler için. Yani böyle ilmek ilmek işledim, aklınızda bulunsun. Devam ediyorum arkadaşlar. Hala fonksiyona devam ediyoruz bu kısımda. Ve en son fonksiyonların testine geçiyoruz. Fonksiyonlardan fonksiyon test 1, fonksiyon test 2 ve fonksiyon test 3 olmak üzere 3 tane de test bıraktım sizlere. Ve daha sonrasında bu sayfada neyle devam ediyoruz? Polinomlarla devam ediyoruz sevgili arkadaşlarım. Polinomları da yine sizler için nasıl diyeyim, korkulu rüyalarınız olabiliyor bazı konular. Polinomlar da bence bunlardan bir tanesi ki özellikle ÖSYM'nin de sevgili arkadaşlarım
Son yıllarda biliyorsunuz ki öyle polinom soruları soruyorlar ki öğrencilerin canını çok yakıyorlar. Dolayısıyla polinomları da ayrıntılı bir şekilde ele aldım ve tüm soru kalıplarını, tüm soru çeşitlerini ve karşınıza çıkabilecek tüm soru çeşitlerini tek tek ele aldım. Yine aklınızda bulunsun. Polinomlara da uzun bir yer ayırdım demiştim. Polinomlardan sevgili arkadaşlarım iki tane dolu dolu testimiz var. Bunları da çözeceğiz. Çözdükten sonra da sayma, permütasyon, kombinasyon, binom kısmına geçiyoruz. Sayma, sıralama yani permütasyon. Daha sonra sevgili arkadaşlarım kombinasyon ve daha sonrasında binom dedikten sonra testleri başlıyor sevgili arkadaşlar. Bu testlerden sonra da olasılık diyoruz. Olasılığı ayrı bir başlık altında inceledim. Ki zaten biliyorsunuz işi bilen adam olasılığa çok fazla çalışmaz. Çünkü olasılığın %70'inin permütasyon, kombinasyon, binom ve binom olduğunu zaten biliyoruz arkadaşlar. Sayma kısmından çok fazla yararlanıyoruz bu konunun sorularını çözerken. Olasılık diyoruz arkadaşlar. Olasılığı da anlattıktan sonra olasılıkla alakalı testimizi çözüyoruz. Yine yeni nesil ve klasik sorular mevcut içerisinde. Gayet güzel sorular var. Ve son olarak istatistik konumuz. İstatistik konusundan sonra da testimizi çözüyoruz ve en son kitabın arka kapağında notlarım diye bir kısım var ve kitabı bitiriyoruz arkadaşlar. Bu kitap toplamda 11 haftada bitecek. 11 haftada noktayı koyacağız. Bakın burada İsmail Hoca size elini kaldırmış. Buradan İsmail Hoca'nın eline çakacaksınız ve bu kitap bitecek sevgili arkadaşlarım. Kitabımızın kapağını da tekrardan şöyle yakışıklı kapağında tekrardan gösterdikten sonra arkadaşlar şöyle kendimi büyük ekrana alayım. Evet arkadaşlar, kampımızın başrolü olan bu güzel kitabımızın, bu nadide eserimizin sevgili arkadaşlarım nasıl işleneceğine dair, 11 haftada nasıl bitirileceğine dair olan programımız ise şu an ekranınızda. Birinci haftada sevgili arkadaşlarım 3 tane konuyu işleyeceğiz, testlerini çözeceğiz ve ödevlendirmelerini yapacağız. Temel kavramlar en büyük en küçük ve ardışık sayılar olmak üzere sevgili arkadaşlarım bu 3 konu işlenecek. Daha sonrasında ikinci haftada çözümleme, asal sayılar, bölen sayıları ve faktöriyel konuları gelecek. Bunları, bu konu işlemelerini, bu soru çözümlerini sevgili gençler şöyle yapacağız. Aklınızda bulunsun. Örnek veriyorum, temel kavramlar, konusu ve testi. En büyük, en küçük değer, konusu ve testi. Ardışık sayılar, konusu ve testi. Sevgili arkadaşlarım, bunlar gün gün işlenecek. Yani birinci haftanın ilk gününde tüm videoları yayınlamayacağım arkadaşlar, aklınızda bulunsun. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Kamp 18 Temmuz'da başlıyor. 18 Temmuz'da bizim kampımız başlıyor. 18 Temmuz pazartesi gününe tekabül ediyor arkadaşlar. Tamam. 18 Temmuz'da başlayan kamptan itibaren temel kavramlar pazartesi günü, en büyük en küçük değer ve konusu ve testi salı günü, ardışık sayılar çarşamba günü işlendi. Daha sonrasında aynı gün içerisinde çarşamba günü size bir ödev videosu yayınlayacağım ben. Bu videoda ödevlerinizi vereceğim. Tamam. Ödevler verildikten sonra sen bir sonraki pazartesiye, yani hafta 2'nin başlangıcı olan pazartesiye kadar ödevlerini yapıyorsun. Yaptıktan sonra da sevgili arkadaşlarım hafta 2'ye başlamış bulunuyorsun artık. Hangi konular var? Çözümleme, asal sayılar, bölen sayıları ve faktöriyel konuları var. Şimdi sen bu konuları da yine şu şekilde işliyorsun bak. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ya da faktöriyeli buranın içerisine dahil edebiliriz. Onda bir sıkıntı yok. Ama gün gün göreceksin zaten hangi videoları paylaştığımı. Hafta 2'nin konuları bunlar. Ve sen bu konuları işledikten sonra verdiğim buradaki ödevleri sevgili arkadaşlarım yine bir sonraki haftanın pazartesisine kadar yapıyorsun. Üçüncü haftada bölme, bölünebilme ve EBOB, EKOK konuları var. Bu konulara da sevgili arkadaşlarım bak, burada mesela örnek veriyorum, pazartesi ve salı ben bunları yayınladım. Geriye senin artık çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günlerin kalıyor. Yani burada toplam 5 gün kalıyor sana. Ve sen bu 5 günde güzel arkadaşım şunu sorma. Ya hocam, ben burada sadece bu iki konunun testini mi çözeceğim bu 5 günde, ödevlerini mi yapacağım? Hayır. Bak şimdi ne olacak biliyor musun? Kendimize o kadar güvenmeyelim. Öyle kendimize o kadar güvenmeyelim. Şöyle olacak. Temel kavramlar, en büyük en küçük değer, ardışık sayılar, ödevini yap dedim. Sen 1-2 test çözemedin. 3-4 tane sayfayı çözemedin. İkinci haftanın ödevleri de birikti.
Ve sevgili arkadaşlarım, illaki bütün ödevleri tam zamanında yapacaksın. Yapsan çok güzel olur. Ama buna sevgili arkadaşlarım çoğumuz ayak uyduramayabiliriz. Ve dolayısıyla sen ne yapacaksın? Burada yapamadığın o eksik kalan ödevleri de o 3. hafta boş kalan günlerinde yapacaksın. Bak, rasyonel sayılar, 1. dereceden denklem, basit eşitsizlik ve mutlak değer 4. haftada. 5. haftada çarpanlar, ayırma, üslü ifadeler, köklü ifadeler. 6. haftada oran orantı, sayı, yaş problemleri, işçi hareket problemleri ve yüzde karışım problemleri. Yani problem çeşitlerinin tamamı sevgili arkadaşlarım. Önce konu bazlı olarak, hani o örnekler vardı ya az önce kitap tanıtımı yaparken gösterdiğim şıksız sorular. İşte o şıksız sorulardan sevgili arkadaşlarım biz bunları işleyeceğiz. Daha sonrasında 7. haftada ise sana o problemlerdeki 6 tane testin her birinin çözümlerini yapacağım. Tamam. Sonra 8. haftada sana burada ödevlerini vereceğim. Tamam, sana burada ödevlerini vereceğim. Bu ödevlerle sevgili arkadaşlarım bir sonraki haftaya geleceksin. 8. hafta pazartesi günü yine sembolik mantık, konu test ödev ve kümeler konu test ödev. Artık bu sıralarda bakın şurada, şurada ve şurada. Geriye dayalı yapamadığın ödevler varsa bunları bu haftada itibariyle kapatman gerekiyor. Neden kapatman gerekiyor söyleyeyim mi sana? Çünkü fonksiyonlardan bile sevgili arkadaşlarım seni çok zorlayacak testler bulacaksın sen soru bankalarında. Dolayısıyla buralarda daha fonksiyonlara geçmeden önce şu 3 haftada mutlaka eksiğin varsa kapatman gerekiyor. Eksiğin yoksa zaten sana diyecek bir şey yok. Güzel arkadaşım. Tamam, eksiğin yoksa sen zaten mükemmelsin, aşmışsın olayı. Tamam. Şimdi geçtik 9. haftaya. 9. hafta itibariyle fonksiyonlar, bakın tek konu ve tek sevgili arkadaşlarım testlerini çözeceğiz. 3 tane test vardı hatırlıyorsan kitapta. Fonksiyonların hem konusunu hem de testini 9. haftada ve bu sen bir hafta boyunca fonksiyonlardan soru çözüm yapman lazım ki fonksiyonlar iyice otursun. Tamam. Yani 2-3 günde fonksiyon işleyip sorularını gösterip hadi bunu pekiştirdik demek istemiyorum ben sana. Bu kendimi kandırmam ben ama ne olacağını biliyorum çünkü hiçbir zaman oturmayacak o konu. 2-3 gün fonksiyon işledik, 4-5 gün fonksiyon işledik. İşte çözdük 50-60 tane de soru çözdük, olmaz. Bu iş çift taraflı bir iş. Ben sana anlatacağım, örneklerini çözeceğim ve testini çözeceğim. Seni ödevlendireceğim. Sen ben olmadan yanında oturacaksın, düzgün bir şekilde testlerini çözeceksin, ödevlerini yapacaksın. Bu ancak o zaman pekişir. Daha sonrasında da tekrar etmek için önüne zaten denemeler sunulacak, tamam mı? Dolayısıyla senin burada yapman gereken iş çok ama çok basit. Arkadaşlarım 400 yıldır, 500 yıldır, belki de 1000 yıldır eğitim sistemi buna dayalı zaten. Değişmeyen tek şey bu. Bunu sen de biliyorsun. Yani burada amaç ne? Şu. 1000 sene önce de tahtada bir eğitmen pozisyonundaki kişi tahtada ders anlatıyordu. Bakın unutmayın, tahta diyorum, bakın tahta. Tahtanın üzerinde ders anlatıyordu. Karşısındaki öğrenci topluluğu onun dediklerini not alıyordu ve her dersin sonunda mutlaka tahtada eğitmen rolü üstlenen kişi ödevlendirme yapıyordu ve ödevlendirme yaptıktan sonra sevgili arkadaşlarım ödev kontrolü yapıyordu. Eğer ödevler yapıldıysa ancak öğrenilmiştir denilebiliyordu konulara. Günümüzde de bu böyle. Yani tahta dediğimiz şeyin artık yerini belki akıllı tahtalar aldı. Belki YouTube aldı. Bak şu ekran aldı belki de. Ama unutma, ödev şart. Bir konuyu pekiştirebilmek için, bir konuyu tam tamına oturtabilmek için ödev şart. Bunu sakın ama sakın unutma. Daha sonrasında sen fonksiyonları 9. haftada tamamladın. Bir sonraki hafta o senin baş belası olan konulardan bir tanesi polinomlar. Polinomları da sevgili arkadaşlarım tek haftada işleyeceğiz ve sen o tek hafta içerisinde yine sorularını çözeceksin. 11. hafta içerisinde ise permütasyon, yani PKBO dediğimiz kısım, şurası PKBO dediğimiz konular ve son olarak kitabımızın son konusu olan istatistiği bitireceğiz. Ve sen artık bu haftadan sonra yani 11. haftadan sonra kitabı bitirdin ama kalan ödevin varsa o ödevleri de yapacaksın. Eğer şu 11 haftalık program sonunda verdiğimiz ödevler sayesinde ve senin de bu ödevleri yapman sayesinde bir soru bankası bitirdiysen sen artık
12. sınıfa veyahut mezunsan sonbahar mevsimine gümbür gümbür giriyorsun demektir. Çünkü güzel kardeşim, helal olsun sana, yaz aylarında 11 hafta gibi kısa bir süre içerisinde bir soru bankası bitirmiş oluyorsun ve bir kamp kitabı bitirmiş oluyorsun benle beraber ve tabii ki konuları da ben anlattığım için çok şanslısın. Bunu da sakın unutma. Evet güzel arkadaşlarım, kamp programımız da buydu. Yine videonun altına da indirme linkini bırakacağım. O linkten de bu programı indirebilirsin, takip edebilirsin. Mutlaka ama mutlaka kamp kitabımız, bakın burada. Tekrardan söylüyorum sevgili arkadaşlarım. Bu kitap olay bunun üzerinden dönüyor sevgili arkadaşlarım. Yani olay bunun üzerinden dönüyor demek ne demek hocam? Hemen sana ben şöyle açıklamasını yapayım. Her şeyden önemlisi arkadaşlarım, unutmuyorsunuz. Bu videolar ve bu kamp olduğu için bu kitap yok. Bunu sakın unutmayın. Arkadaşlarım, bu kitap kampın ta kendisi. Bu kitap var olduğu için bu videolar ve bu kamp sizler için başlatılmış güzel bir çalışma planı. Bunu sakın unutmayın arkadaşlarım. Kitap hazır. Kitabımız hazır. Ortam hazır. Gördüğünüz gibi ışıklar hazır arkadaşlar. Ve her şeyden önemlisi ne biliyor musun? Ben hazırım. Sana ders anlatmak için ben hazırım güzel kardeşim. Kitabımı da şuraya koyayım, her zaman elimin altında dursun. 18 Temmuz Pazartesi günü bu kanalda, bu ekranın karşısında SML Hoca'yı karşına alıyorsun ve oturup TYT matematiği hallediyorsunuz. 18 Temmuz'da görüşmek üzere. Seviliyorsunuz.